Hi. Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Çok sordunuz hücre bölünmeleri konusuna nasıl çalışmam gerekiyor dediniz. Biz de hemen nasıl çalışmamız gerektiğiyle ilgili küçük taktikler vereceğim. Dediğim gibi çok sordunuz. Yorumlar geldi. Mesela Şermin yazmış. Profaz, metafaz, te anafaz, telafaz tam olarak hangi anlama geliyor? Ben bunları anlamıyorum demiş. Bazen cümleleri de çok devrik kuruyorsunuz gençler. Biz de sizlere anlarken tabii ki zor Çekiyoruz profaz metafaz anafaz telafaz tam olarak anlarım ne onu anlamadım yazmış herhalde evrelerin ne olduğunu anlamadığından bahsediyor şermin. Paulman baktığımız zaman hücre bölünmeleri konusu kafamı karıştırıyor. Bir türlü anlayamadım. Hocam ne yapmalıyım?" demiş. Remix'e baktığımızda da hücre bölünmelerinde hala eksiklerim vardır. Yetiştiremiyorumdur. Ne yapmalıyımdır diye yorum atmış. Hücre bölünmeleri aslında temel bir konudur. Her sene üniversite sınavında bir tane sorusu gelen bir konudur. Hücre bölünmelerini anlatırken de evrelerin şekillerinden ve bununla ilgili kodlamalardan bahsetmiştik gençler. Hücre döngüsüne baktığımız zaman ilk olarak interfaz evremiz meydana geliyordu. Arkasından da mitotik evre dediğimiz evreler söz konusu oluyordu. Mitotik evreyi de profaz, metafaz, anafaz ve telafaz olmak üzere dörde ayırmıştık. Sitoplazma bölünmesine de stokinez diyorduk. Nasıl kodlamıştık? İnterli profesör Mete'nin anası telefon satacakmış şeklinde kodlamıştık. Aslında evreleri ve evrelerin arasında meydana gelen olayları aklımızda tutmamıştık gerekiyordu. Hücre döngüsü dediğim gibi çok fazla şekle dayalı bir konu olduğu için şekilleri güzel algılarsak hiçbir sorun yaşamayız. Öncelikli olarak döngünün evrelerine bakacaksak interfaz ilk evremizde arkasından mitotik evre dediğimiz evre geliyordu. Mitoz çekirdek bölünmesi anlamına gelirdi. Profaz, metafaz, anafaz, telafaz evresi meydana geliyordu. Bu evrelerde meydana gelen olayları da tek tek göstermiştik. Kitabımızda da hepsinin şekilli olarak açıklamalarını görebilirsiniz. İnterfaz evresi hazırlık evresidir. Bu evrede hangi olaylar meydana geliyor? açık bir şekilde yazdık. G1 evresinde hücre büyüyecek, hazırlıklar tamamlanacak. S evresi en önemli evremizdi. DNA'nın eşlenmesi meydana geliyordu. G2 evresinde ise bölünmeyle ilgili, çekirdeğin bölünmesiyle ilgili son hazırlıklar tamamlanmış olacaktı. Kromozomların oluşumu, kromozomların paylaşımı çok önemli olduğu için kromozomların nasıl meydana geldiğini de iyi bilmemiz gerekiyordu. Hemen şekiller üstünden gideceksin. Bir kere profaza bakacağız yapacaksın profaz olmadan önce çekirdek zarı var kromatin iplikler var ee, bizim çekirdekçik dediğimiz yapımız bulunuyordu. Profaz evresinde ise çekirdek zarı erimeye başlayacak ki kromozomlar oluşmaya başlasın. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşüyordu. Yavaş yavaş iyi ipliklerine tutunmaya başlıyorlardı. Çekirdekçik de ortadan kayboluyordu. Metafazda ne yaptık? Kromozomları hücrenin ekvator düzlemine dizmiş oluyorduk. Gençler anafazda ise kardeş kromotitlerin birbirinden ayrılması söz konusu oluyordu. Telefaz evresine baktığımız zaman da sitoplazma bölünmesi birazdan gerçekleşeceği için yavaştan boğumlanma dediğimiz olay meydana geliyordu. Bir hücreden iki tane yavru hücre olacaktı. Çekirdek zarı ne yapmaya başladı? Erimeye başladı profazda burada ise tekrardan oluşmaya başlayacaktı. Profazda çekirdek zarı kayboldu. Telefazda tekrar meydana gelecekti. Kromozomlar incelip uzayarak tekrar kromatin iplik haline dönüşecekti. Sitoplazma bölünmesi sonucunda da bir hücreden iki tane yavru hücre meydana gelecekti. Bitki hücrelerinde ve hayvan hücrelerinde karşılaştırma soruları çok fazla derecede karşınıza çıkar. Fark iki taneydi. Birincisi sitokinezin bölünme şekliydi. Hayvansal hücrelerde bu Doğumlanmayla bitkisel hücrelerde ara lemel oluşumuyla gerçekleşiyordu. Sentrozom organel de bitkisel hücrelerde yoktu. Yani iyi iplikleri sitoplazma tarafından üretilmiş oluyordu gençler. Hücre döngüsünün kontrol noktaları vardı. Bu nokta, noktaların da kaçırılmaması gerekiyor. Eğer döngü kontrolden çıkarsa hücre sınırsız bir şekilde bölünmüş olacaktı. Arkasından bölünerek üreme konusu geliyordu. Burada da başlıklarımız ve şekillerimiz karşınızda çıkıyor. Özellikle fix örnekler üzerinden sorular gelir. Yani tomurcuklanmayla üremede bir amayasıyla hidrayı bileceksin. Soruların hepsi cepte. Rejenerasyonla üremede deniz yıldızı ve planerya örneğini bileceksin diyeyim. Gençler eğer eksikleriniz varsa sıfırdan onadan tabii ki çalışmalarınızı tamamlayabilirsiniz. Biliyorsunuz bu tarafımız konu anlatım kısmımız. Buradaki sorularda burayla paralel. Yani buraya çalıştığın zaman bu taraftan yapamayacağın hiçbir soru kalmamış oluyor diyeyim gençler. Eşeğsiz üreme, mayoz ve eşeyli üremede hücre bölünmeleri ünitesinin diğer kısımlarıydı. Yani asıl bilmemiz gereken şey aslında şekiller. Şekilleri hallettiğimiz zaman evrelerin sırasını hallettiğimiz zaman hiçbir sorunumuz kalmaz diyeyim. Buradan da hemen ödüllü soruya geçeyim gençler. Siz hangi derste en çok sıkıntı yaşıyorsunuz? Yorum kısmına cevaplarınızı bekliyorum.